Evet, sıradaki ünitemiz maddenin halleri. Bu maddenin halleri konusunda malumuz katı sıvı gazlar, geçmişten de bilebileceğiniz üzere. Bunları çalışacağız. Ayrıntılara gireceğiz. Katıların ayrıntılarına, sıvıların ayrıntılarına gireceğiz. Gazlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Ve bunun dışında bir dördüncü halden de bahsedeceğiz. Plazma hali. Konu genel itibariyle bu şekilde. Önceki kimyasal türler arası etkileşimler konusuna nazaran biraz daha hoş bir konu. En azından somut şeylerden bahsedeceğiz. Orada malumunuz çok fazla soyut görmediğimiz şeyler hakkında konuşmuştuk. O yüzden zorlanmıştık işin açığı. Maddenin fiziksel hallerinden başlıyoruz. Maddenin fiziksel halleri zaten hepimizin malumu üzerine arkadaşlar en meşhur 3 tanesi katı, sıvı, gazdır. Resimde de göreceğiniz üzere buz, katı, su, sıvı, şuradaki bulutlar, su, buhar arkadaşlar, gaz formatı, dördüncü halimiz de plazma halidir. Biz bu konu üzerinde içinde plazmadan birazcık bahsedeceğiz konunun sonuna doğru arkadaşlar. Ama diğerleri hakkında zaten bayağı bir malumatımız var. Biz genel olarak 3 tane fiziksel halden bahsediyoruz. Bunlar katı, sıvı, gaz, tekrar söylüyorum. Şimdi katı sıvı gazın şekillerini inceleyecek olursanız burada bakın katıdaki taneciklerin birbirine çok yakın olduğunu, sanki istiflenmiş bir şekilde durduğunu görebilirsiniz katı hali. Eğer tanecikler arasındaki boşluğumuz artmaya başlarsa sıvı hale geçiyoruz şurada gördüğünüz üzere. Yine bu tanecikler arasındaki etkileşimler oldukça zayıfladığı zaman, kimyasal türler arası etkileşimler konusunu hatırlatayım. Mesela London etkileşimleri vardı. Bu etkileşimler çok azalırsa, hatta konunun bazı yerlerinde yok kabul edeceğiz. O zaman gaz formatına dönüşüyoruz ve gaza dönüştüğümüz zaman gördüğünüz gibi tanecikler birbirinden oldukça uzaklaşıyor arkadaşlar. Yine şekillere bakarak bazı yorumlar yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Katıların belirli bir şekli var mı? Var. Evet, gördüğünüz gibi katının şekli kendine ait bir şekli vardır arkadaşlarım. Sıvıların kendine ait şekilleri yoktur. Tamamen kaba göre davranırlar. Bulundukları kaba göre. Hangi kabın içerisine koyduysan şekil odur. Gazlı da aynı durum söz konusu. Yine gazlı da kaba göre bir şekil alma durumu var. Hacmi inceleyelim. Katıların kendine ait bir hacmi vardır. Sıvıların yine kendine ait belli bir hacmi vardır. Mesela 1 litre suyu arkadaşlarım nereye koyarsanız koyun yine 1 litredir. İster şişeye koy, ister tencereye koy, ister kazana koy fark etmez. Sadece şekli değişir ama hacmi yine 1 litredir. Gazların hacimleri de yine bulundukları kaba göre değişir arkadaşlar. Siz aynı miktarda mesela hava, bir gaz karışımı, aynı miktarda havayı ufak bir şişeye de doldurabilirsiniz sıkıştırarak veya bulunduğunuz odaya da yayabilirsiniz. Şişenin içerisinde şekli şişe olur, hacmi şişe olur. Ama odaya bırakırsanız şekli de oda olur, hacmi de odanın hacmi olacaktır. Katıların akışkanlığı yoktur. Katılar akışkan değil. Sıvılar akışkandır. Hatta gazlar akışkan mı diye sorduğumuz zaman genelde öğrenciler sıvının akışkanlığını gazla bağdaştıramıyor ama gazların akışkanlığı sıvılardan da daha çoktur arkadaşlar. Vardır hatta sıvıya göre daha çoktur. Niye? Çünkü bunların etkileşimleri sıvılara göre daha zayıf olduğu için daha rahat hareket ederler. Daha hızlı hareket ederler. Dolayısıyla akışkanlık en fazladır gazlarda. Sıkıştırılabilme. Şimdi katılar sıkıştırılamaz. Sıvıları da sıkıştırılamaz olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Etkileşimleri kuvvetli olduğu için ama gazlar çok güzel sıkıştırılabilir. Bulundukları kaba yani hacmini değiştirerek istediğiniz kadar sıkıştırabilirsiniz. Tabi belli bir seviyeye kadar belli bir basınçtan sonra bu gazların sıvılaşmaya başladığını görürsünüz. Tanecik hareketlerini inceleyelim. Hem katıda hem sıvıda hem de gazda
titreşim hareketi vardır. Üçünde de titreşim hareketleri vardır. Bu hareketler yine ortaokul seviyesinde işlenmişti arkadaşlarım, titreşim. Ancak sıvı ve gazlarda katıya nazaran daha farklı hareketler var. Bunlar arkadaşlarım dönme hareketi 1, öteleme hareketi 2. Bu iki hareket sayesinde zaten akışkanlık kazanıyorlar. Katılarda dönme ve öteleme olmadığı için herhangi bir akışkanlıktan bahsedemiyoruz ama sıvı ve gazlarda bu durum söz konusudur. Geçelim yan taraf. Katı sıvı gaz arasında geçişler yapacağız arkadaşlarım. Öncelikle katıdan gaza doğru gidelim beraber. Şimdi burada katıdan gaza doğru gittikçe zamanla sıcaklık ne olacaktır? Artacaktır. Çünkü zaten katıdan gaza doğru gitmek, şuraya ek bir not olarak yazayım, ısı alan bir olaydır. Yani dolayısıyla sıcaklığı artar. Isı alan olaya da biz endotermik olay deriz. Isı alarak ilerler. Yani buzun erimesi, suyun buharlaşması gibi olaylar dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Dolayısıyla sıcaklığı da artar. Bunun tam tersi, yani sol tarafa doğru, gazdan katıya doğru gitmek de ısı veren olaydır. Isı veren olaya da egzotermik olay denir. Şimdi yorumlara devam ediyorum. Moleküller arası çekim kuvveti. Öncelikle boşluğu aradan çıkartmak istiyorum. Yine sol taraftaki şekle bakarsanız zaten katıdan sıvıya geçtiğimiz zaman bu boşluğun arttığını, gaza geçtiğimiz zaman yine artmaya devam ettiğini görüyorsunuz. Yani katıdan gaza doğru gittikçe moleküller arası boşluğunuz artar. Boşluk artınca çekim kuvveti de otomatikman zayıflayacaktır. Yani tanecikler birbirinden uzaklaşırsa çekim kuvvetleri zayıflar arkadaşlar. Yine kimyasal türler arası etkileşimlerden hatırlayacağınız üzere mesela oda şartlarında gaz olan mesela karbondioksit gibi, oksijen gibi, hidrojen gibi gazlarda London etkileşimleri yani en zayıf etkileşimler vardı. Ama mesela iyonik bağ veya metalik bağ düşünelim. Zayıf etkileşimler, güçlü etkileşimler içerisindeki metalik bağı düşünelim. Oda şartlarında katı olan metallerin bağları en kuvvetli. Niye? Çekim kuvveti fazla, boşluk çok az. Yani boşlukla çekim kuvveti birbiriyle ters orantılı şekilde yorumlanabilir. Katıdan gaza doğru gittikçe düzensizliğiniz artacaktır. Daha düzensiz bir yapıya dönüşeceksiniz. Burada düzensizlikten kastımız taneciklerin konumlanması gibi düşünebilirsiniz. Gazlar zaten çekim kuvveti iyice zayıfladığı için başı boş hareket etmeye başlayacaklardır belli bir noktadan sonra. Öyle düşünebilirsiniz. Benzetme yapalım. Dolayısıyla daha düzensiz bir hale dönüşeceklerdir. Katıdan gaza doğru gittikçe enerjimiz artar. Burada enerjiyi iki şekilde yorumlamak istiyorum. Birincisi kinetik enerji. Şuraya bir yıldız atalım. Yıldızı da şurada açıklayalım. Birincisi kinetik enerji. İkincisi potansiyel enerji. Şimdi kinetik enerji fizikte hız demektir. Bizde sıcaklık demektir. Yani sıcaklığı fazla olan kinetik enerjisi yüksek olandır. Sağa doğru gittikçe gördüğünüz gibi sıcaklığımız artıyor. O zaman enerjimiz de artacaktır. Potansiyel enerji ise fizikte yükseklikti MGH, öyle hatırlıyorum. Potansiyel enerji bizde arkadaşlar tanecikler arası boşluktur. Boşluk ne kadar fazla olursa potansiyel enerji o kadar fazla olur. Yine sağ tarafa gittikçe moleküller arası yani tanecikler arası boşluk artacağından dolayı potansiyel enerji de artar. Dolayısıyla ben enerjiye hem kinetik hem de potansiyel olarak yorumlamak üzere artar yazdım. Hacim sağa doğru gittikçe artar. Tanecikler arası boşluk çünkü artıyor. Öyle düşünebiliriz. Özkütle sevgili arkadaşlarım formülü değiştir. M bölü V'ydi de. Şimdi sağa doğru gittikçe herhangi bir madde ekleme çıkarma yapmıyorsunuz ama hacminiz artıyor. Hacminizin artması özkütlenizi de ters orantılı olarak düşürecektir. Yani özkütle azalır. Buraya ufak bir not daha bırakmak istiyorum. Şu ikisine yıldız atarak. Su hariç. Suyun özel durumları var. Şu an konumuz değil. Suyun özel durumundan dolayı özellikle buzdan
suya geçerken arkadaşlar normalde hacim artması gerekirken hacmin azalması söz konusu olabiliyor. Üst kütlenin azalması gerekirken üst kütlenin artması durumu söz konusu olabiliyor. Suyun özel durumu arkadaşlarım. Bunu da kenara not edelim. Ne olur ne olmaz. Yine katı sıvı gaz arasındaki geçişlere bakacağız. Mesela katıdan sıvıya geçmek. Katıdan sıvıya geçmenin adı zaten tahmin edebileceğiniz üzere erimedir. Sıvıdan gaza geçmek buharlaşmadır. Buraya kaynama da yazabilirim ama aslında kaynama ile buharlaşma aynı şey değil. Konunun ilerisinde göreceğiz. Genel olarak buharlaşma olarak nitelendirebiliriz. Geri dönelim. Geri dönelim. Gazdan sıvıya geri dönüş arkadaşlar yoğuşmadır. Yoğuşma veya eski müfredatta yoğunlaşma da derdik biz buna. Yoğuşma. Sıvıdan katıya yani mesela suyun buz haline dönmesi sevgili arkadaşlar donma şeklinde isimlendirilebilir. Burada bir de katıdan direkt gaza geçen maddeler var. Karbondioksit gibi, iyot gibi. Yani sıvıyı atlıyoruz. Direkt katıdan gaza geçiyoruz. Buna da süblimleşme deniyor. Süblimleşme. Günlük hayatta mesela buna örnek olarak katı karbondioksiti verebiliriz. Kuru buz diye geçer. Dondurma kaplarının içerisinde olur. Yani kabı açtıktan sonra böyle bir buz gelir elinize. Ama hızlı bir şekilde hiç sıvılaşmadan buharlaştığını görebilirsiniz. Naftalin mesela öyledir. Buna biz süblimleşme diyoruz. Tersi olursa yani gazdan katıya dönersek de bunun adı kırağılaşma. Kırağılaşma. Evet. Burada gördüğünüz üzere 6 geçiş var arkadaşlar. 6 tane geçiş var. Ben bunlara bir numara vermek istiyorum. Erime 1 numara olsun. Donma 2 numara olsun. Buharlaşma 3. Yoğuşma 4. Süblimleşme 5, kırağılaşma 6. Niye böyle numara verdim? Hangileri endotermik, hangileri egzotermik olayı onu hatırlatmak için. Mesela mavi ile çizdiğim, dikkat edin mavi ile hep sağ tarafa doğru gitmiş. 1, 3, 5 numaralı değişimler ısı alan yani endotermik olaylardır. Yukarıda da bahsetmiştik, tekrar etmiş oluyorum. Yeşille yaptığım ok, yeşille çizdiğim oklarda yani 2, 4, 6 bunlar da egzotermik yani ısı veren olaylardır sevgili arkadaşlar. Bir de plazma halimiz var demiştik. Evet, plazma hal gazın çok çok üstünde yani çok yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkan hal. Ayrıntısına yeri gelince zaten geçeceğiz, söyleyeceğiz. Şimdiden şunu söyleyebilirim ki gazdan plazma haline geçişe iyonizasyon denir. Bu kelimeyi zaten atomun yapısı konusundan biliyoruz. İyonlaşma gibi düşünebilirsiniz. Yani gaz yüksek sıcaklıklarda artık elektron alışverişine başlıyorsa plazma halden bahsedebilirsiniz. İşte bu iyonizasyon. Tersine de deiyonizasyon diyoruz. De zaten geri anlamına da gelir. Deiyonizasyon. Evet, burada maddenin o üç hali arasında geçişlere baktık. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunların hepsinin yorumlarını yaptık arkadaşlarım. Şimdi bu hal değişimleri günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Burada birkaç sözel kısım var. Bunları beraber hızlıca tekrar edelim. Suyun farklı hallerde bulunmasının öneminden bahsedeceğiz. Doğada suyun farklı fiziksel halleri bir arada bulunur. Evet, doğru. Buzullar katı halde, evet, hemen şuradan işaretleyelim. Akarsular, göller, denizler sıvı halde. Atmosferdeki su buharı gaz haldedir. Zaten ilk sayfamızda resimde de size bunları gösterdim. Burada bakalım nelerden bahsetmişiz. Su güneşten aldığı ısıyla deniz, göl, akarsulardan buharlaşır. Evet, sonra su buharı atmosferde yükselirken soğuyup, yoğunlaşıp kırağılaşır. Kırağı zaten kırağılaşma. Mesela soğuk kış günlerin sabahında dikkat ettiyseniz işte yollarda, arabaların üzerinde, çimenlerin üzerinde böyle buz tanecikleri görürsünüz. Bunlara biz kırağı deriz. İşte kırağılaşma buradan geliyor. Su buharının katı hale dönüşmesi arkadaşlar. Bu olaya su döngüsü denir.
Bu sayede arkadaşlar su doğal yollardan arıtılıp dünyadaki suyun toplam miktarı sabit kalır. Aslına bakarsanız evet, dünyadaki suyun toplam miktarı sabit kalacaktır. Ama biz neden susuzluk problemi yaşamaya başladık şeklinde bir düşünceye sahip olursanız bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Kullanabileceğimiz yani tüketebileceğimiz su miktarında azalma olabilir. Suyun kirlenmesinden bahsedebiliriz arkadaşlar burada. Malum her türlü suyu kullanamazsınız. İçme suyu olarak özellikle. Suyun sıvı halde bulunmasıyla bunlar zaten bildiğimiz şeyler. İçme suyu olarak sulamada, temizlikte, taşımacılıkta kullanabiliyoruz. Yine insan vücudunda besinlerin sindirilmesi, vücut ısısının korunması, boşaltım gibi olaylarda çok büyük öneme sahiptir. Evet, suyun özel durumundan bahsetmiştik az önce. Burada kısaca bir paragraf var. Suyun katı halinin yoğunluğu sıvı halden küçük olduğu için donma olayı yüzeyden başlayarak gerçekleşir ve bu suda yüzer. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu suda yüzer. Neden? Çünkü suyun öz kütlesi arkadaşlarım katının öz kütlesinden yani buzun öz kütlesinden daha küçüktür. Normalde bir önceki sayfadan hatırlayacağınız üzere tam tersini söylemiştik. Normal maddelerde her zaman katının öz kütlesi sıvıdan büyüktür. Dolayısıyla normal bir maddenin sıvısıyla katısını karıştırdığınız zaman katısı dibe çöker. Ama suda bu olayın tam tersi katısı sıvısında yüzer. Bu suya ait bir özelliktir. Ve bu suyun özelliği, buna artı 4 derece özelliği denir. Bu özellik sayesinde de canlı yaşamanın devam ettiğini söyleyebilirim. Ne demek? Mesela donma olayının yüzeyden başlaması. Normalde bir madde donmaya başladığı zaman her tarafından donar. Ama su yüzeyden başlayarak donar. Peki böyle olunca ne oluyor? Sudaki canlı yaşamı devam ediyor en basitinden. Balıklar bu sayede yaşayabiliyor. Kışın çok soğuk, eksi derecelerdeyken üstten donmaya başlıyor. Dolayısıyla altta donma olmadığı için balıklar yaşamaya devam ediyor. Aynı şekilde izolasyon sağlıyor. Yani dışarıdaki soğuk havayı suya geçirmiyor yukarıdaki buz tabakası. Bu çok önemli bir mevzudur arkadaşlar. Burada da zaten evet aynı şeyi söylemişiz. Göl ve deniz canlıları için buz tabakasının altında kalan suyun fazla soğumasını önleyerek doğal bir yalıtım sağlıyor. Suyun bu artı 4 derece özelliği dediğimiz özel durumu kesinlikle arkadaşlar canlı yaşamının devam etmesi için çok önemli bir mevzudur. Katı hali yani buz halinin zaten nerede kullandığını biliyorsunuz. Depolanması ve saklanmasında. Suyun gaz hali doğada atmosferde nem olarak bulunur. Nem sıcaklık ve ortam koşullarına göre çiğ, kırağı veya bulut olarak gözlenebilir arkadaşlarım. Bunlar da zaten günlük hayattan bildiğimiz şeyler. Geçelim endüstride hal değişimi olayları. Öncelikle LPG. Şimdi LPG'yi zaten herkes biliyor. Araç yakıtı diye biliyoruz. Doğrudur. Bir kere ham petrolün damıtılması ile elde edilir. Yazmış buraya. Evet. Yer altından petrol çıkartıldığı zaman içerisinde birçok bileşen vardır. Benzin, mazot, gaz yağı, uçak yakıtı, LPG vesaire. Bunlardan bir tanesi de LPG'dir arkadaşlarım. Damıtılarak elde ediliyor ayrımsal damıtmayla. Bileşimi ülkeden ülkeye göre değişiklik gösterir. Ülkemizdeki bileşime %30 propan, %70 butan gazıdır. Evet, bu önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi LPG'nin istasyondan istasyona, şehirden şehire farklı fiyatlı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu bileşimdeki oynamalar arkadaşlar. Tabii bunun tabii nakliyat gideridir. Başka giderleri de var işin içinde de. Bileşimin de bir değişim yaptığınız zaman fiyat oynayabilir. Çok rahat. Buradaki propan butana göre daha kötü bir yakıt. Daha verimsiz bir yakıt. Hatta propanı biz günlük hayatta çakmak gazı olarak kullanıyoruz. İşte bu çakmak gazı dediğimiz propanın bileşiminin butana göre daha az olması yakıtın daha kaliteli olmasını sağlar. Ha sen bir şekilde propan yüzdesini arttırıp butan yüzdesini düşürdüğün zaman yakıtı kalitesiz hale getirirsin. Bu da tabii aracını olumsuz yönde otomatikman etkileyecektir arkadaşlar. LPG'nin nerede kullanıldığını zaten söyledik yakıt olarak. Bu gaz karışımı 3-4 atmosfer basınç altında sıvılaştırıldığında kapladığı hacim çok küçülür. Söyledik gazlar yüksek basınçta arkadaşlarım. Sıvıya dönüşebiliyor. Hacmi de çok küçültülebiliyor bu şekilde.
Yaklaşık 200-250 kat demiş ve taşıması kolaylaşır diyor. Aynen öyle arkadaşlar. Zaten dikkat ettiyseniz şeye getirilmesi, petrol istasyonuna getirilmesi, orada tanklarda muhafaza edilmesi, pompalarla araca gönderilmesi, bunlar hep arkadaşlar aslında sıvı şekilde gerçekleşiyor. Aracın tankında da sıvı halde bulunuyor. Bu şekilde yakıt olarak kullanılabiliyor. Eğer biz bunu bu şekilde sıvılaştırmazsak, burada da yazıyor, 200-250 kat daha büyük tanklara ihtiyacımız olacak. Bu da tabii mantıklı değil arkadaşlar. Sıvılaştırılmış doğalgaz var bir de, LNG. Petrol yataklarının üzerinde birikir. Yine petrol ürünü aslında bu da. Büyük oranda metan bulunduruyor. Az miktarda etan, propan, su buharı bulunduruyor. Evet, bu bizim bildiğimiz aslında doğalgaz. Büyük oranda metan gazından oluşuyor. Ama çok az bir miktarda da diğer organik şuradaki gazları, hidrokarbonları içeriyor arkadaşlar. Az bir miktarda da su buharı bulunuyormuş. Her iki gaz için de ortak olarak şunu söyleyebilirim. Bu gazlar aslında arkadaşlar koku yapmayan gazlardır. Ancak güvenlik sebebiyle her iki gaz karışımına da koku yapacak kükürtlü gazlar eklenir. O yüzden biz mesela gaz kaçağı olduğu zaman hissedebiliyoruz. Hissettiğimiz gaz yabancı bir gaz, yani kükürt gazlarıdır. Hem doğal gaz için söylüyorum hem de LPG için söylüyorum. Sıvı azot yardımıyla düşük sıcaklıklara kadar soğutulup yüksek basınç altında sıvılaştırılır. Bu sayede arkadaşlar gemilerle taşınabiliyor. Şurada yazdığı gibi. Daha sonra limanlarda gaz haline dönüştürülerek bu boru hatlarına verilip nakliyesi bu şekilde sağlanıyor. Gelelim itici gazlara. İtici gazlar deodorantlarda ve spreylerde etken maddenin püskürtülmesi diyor. Şimdi deodorantın içerisinde koku yapan madde var. Veya sprey boyanın içerisinde boya yapmakta kullandığımız o etken madde var. Şimdi biz bunu dışarıya atacağız, püskürteceğiz. Bunu bu itici gazlar sayesinde yapıyoruz. Mantık şudur. Şimdi şu sprey şöyle çizelim. Bu sprey olsun. İçerisinde mesela deodorant var. Koku yapan bir madde var. Şu bizim koku yapan maddemiz. İçerisine biz gaz koyuyoruz. Bu gazlar en çok kullanılanlar propan, butan, izobutan ve karbondioksit. Onu da koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heterojen bir karışım oldu burada. Sıvı gaz karışımı. Şurada düğmemiz var. Buradaki düğme basınç kaldırmaya yarıyor. Düğmeye bastığımız zaman basıncı kaldırdığımız için içeride yüksek basınçta gaz var. Dış basınca eşitleyince içerideki gaz kendini dışarı atıyor arkadaşlar. Kendini dışarı atarken yalnız çıkmıyor mu? Yanındaki etken maddeyi de dışarı atıyor. Bu sayede koku yapan maddeler, işte boyar maddeler, başka ne kullanıyoruz? İşte böcek ilaçlarında bu zehirler dışarıya bu sayede itici gazlar sayesinde çıkıyor arkadaşlar. Bu gazların renksiz ve kokusuz olması tabii tercih edilebilir bir durum. Zira sen deodorant sıkıyorsun, yandan bir de kokulu itici gaz gelirse zaten ne olacaktır? Otomatikman rahatsız edecektir. O yüzden kokusuz olmasına ve renksiz olmasına dikkat ediyoruz. Bir de soğutucu akışkanlarımız var arkadaşlarım. Bunlar da kim? Basınç etkisiyle sıvılaşan, üzerindeki basınç kaldırıldığında tekrar buharlaşan, bu esnada ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşüren ve oda sıcaklığında buhar halinde bulunan maddelere soğutucu akışkan denir. Şimdi uzun uzun şeyine söyledik. Şimdi mantığını anlatmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlarım, bakın. Buzdolabı, klima, derin dondurucu gibi cihazlarda soğutma işleminde bu akışkanlar kullanılıyor. Mantığını anlatmadan önce şunları da aradan çıkartmak istiyorum. Günümüzde daha çok freon gibi gazlar kullanılıyor. Biraz daha geçmişe giderseniz amonyak gazı kullanılıyormuş. Ama amonyak gazı zehirli bir gaz. Dolayısıyla ister istemez tercih sebebi olmamaya başlamış ve şu anda arkadaşlar daha çok diğer gazları, freon ve puron gibi gazları kullanıyorlarmış. Bunu ben daha önce birazcık araştırmıştım. Oradan aklımda kaldı. Burada bilmem gereken şeyi söylüyorum. Soğutucu akışkan ne işe yarar? Soğutucu akışkan soğutma işlemine yarıyor. Adı üstünde. Şimdi akışkan dememizin sebebi, bakın, basınç etkisiyle sıvılaşabilen bir gaz olacak. Şimdi sen sıvısın. Yukarıdan basınç yaptım. Şöyle bir kutu çizelim.
İçerisinde sıvı halde maddemizi çizelim. Ben yukarıdan sana basınçla seni böyle sıvılaştırıyorum. Kapağı da kapatayım, basınç gitmesin. Daha sonra basıncı kaldırıyorum. Yani buradan bir nevi sevgili arkadaşlar boşluk çıkartıyorum. Şöyle açıyorum kapağını. Ortamdan ısı alarak, sonuçta dışarıdan ısı alacak. Ortamdan ısı alarak ortamın sıcaklığını düşürüyor. Neden? Çünkü basıncı kaldırdığımız zaman bu akışkan arkadaşlar hızlı bir şekilde buharlaşmaya başlıyor. Sıvıyken gaza dönüşüyorsun. Sıvıyken gaza dönüşmek az önce konuştuk endotermik olay. Endotermik ne demek? Isı alan olay demek. İşte bu ısıyı nereden alıyorsun? Çevrenden alıyorsun. Otomatikman çevreni soğutuyorsun. Yani soğutma işlemi de bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir kere bunların basınç etkisiyle sıvılaştırılabilen maddeler olması lazım. Bir de burada söylemiş mi? O da evet. Burada da söylemiş. Onun altını çizeyim. En önemli mevzulardan bir tanesi. Oda sıcaklığında buhar halinde bulunması gerekiyor. Yani siz soğutucu akışkan olarak suyu kullanamazsınız. Su çünkü oda sıcaklığında sıvıdır. Altını çizdiğim kısım. Mantığı burada. En çok kullanılan gazlar geçmişten bu yana burada arkadaşlar. Bunları bilmemiz bize büyük oranda yetecektir. Havadan azot gazı eldesi son bahsedeceğimiz şey. Hava bir gaz karışımı. Homojen bir gaz karışımı. 10. sınıfta göreceğiz. Bütün gaz karışımları homojendir zaten. En çok havada bulunan azot gazı %78. Sonra oksijen ve diğer gazlar arkadaşlar. Hidrojen, neon, karbondioksit vesaire. Havanın bileşenleri olan azot, oksijen ve argon gazları çevre ve endüstri açısından önemlidir. Dolayısıyla bunları ayırt etmek lazım arkadaşlar. Nerede kullandığına dair bilgi vermiş. Mesela sıvı azot soğutucu olarak kullanılıyor. Oksijen gazı malum solunum tüplerinde, çelik üretiminde kullanılıyormuş. Yine argon gazı da ampul üretiminde. Kolay tepkime veren maddeleri saklamada kullanılıyormuş. Zaten argon bir soy gazdır arkadaşlar. Mantıklı. Dolayısıyla bunları ayırt etmek istiyoruz. Ayırt etmek için de kullanacağımız yöntem aslında havanın sıvılaştırılması olayıdır. Azotun eksi 195. Oksijenin eksi 183 ki bunları ezberlememize gerek yok. Argonun eksi 186 derecelik bir kaynama noktası var. Şimdi siz kuru havadan kastımız su buharı içermeyen, sadece havadaki gazları içeren havadan bahsediyorum. Bunu sıvılaştırıp ayrımsal damıtma yöntemiyle ayırıyoruz. Ayrımsal damıtma yöntemi zaten karışımları ayırma yöntemlerinde göreceğiz. Kaynama noktası farkı kullanılan yöntemdir. Kaynama noktası farkıyla çalışır. Yine simya konusundan belki hatırlarsınız. İmbik vardı. Cabir bin Hayyam'ın kullandığı. Günümüzde biz buna ayırma çok pardon. Ne diyorduk ya? Ay durdu kafam durdu. Ayırma hunisi İmam. değil. Hem Neydi? ayırma hunisi değil mi? Değil değil. Destilasyon değil de ayırma. Neydi ya? Vallahi kafam durdu benim. Dur. İmbik ayırma ayrımsal damıtma düzeni diyeyim ya. Basit bir şekilde. Özel ismi var mıydı? Onu hatırlamış oluyorum. Vallahi kafam durdu. Bu Cabir bin Hayyan'ın kullandığı İmbik var diye. Onun yeni versiyonu. Neyse. Şey diyelim. Ayrımsal damıtma düzeniyle bu şekilde arkadaşlarım ayırabiliyoruz. Kaynama noktası düşük olan önce buharlaşıyor, diğer kaba geçiyor. Soğutulup diğer kaba geçiriliyor. Ayrımsal damıtma ile ilk ayrılan gaz zaten kaynama noktası en düşük olan azot gazıdır diye burada da zaten size söylemiş. Yani şurada bir gaz karışımımız var diyelim arkadaşlarım. Mesela azot var. Oksijen var. Bir de argon. Bunlar lazım zaten bize ya. Biz bunları alttan ısıyla sıcaklıklarını yükseltiyoruz. Daha sonra en düşük kaynama noktasına sahip olan azot gazı sevgili arkadaşlarım buharlaşıyor. Buharlaştırdıktan sonra soğutma yöntemiyle burada tekrar sıvılaştırılıyor. Sıvı N2'yi böyle elde ediyorsunuz. Daha sonra kaynama noktası sıralamasına göre argon buharlaşıyor. Tekrar yoğunlaşıp başka kaba aktarılıyor. Geriye oksijen kalıyor. Onu da zaten bu şekilde elde edebiliyorsunuz.